sürüsüne bereket. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere hayvanlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar, yazdan kışa geçiş yaptığımız için hastalık zamanı, sizlerden ricam kurtlu olan tavuğunuz varsa, aynı şu durum gibi benim gibi, damda besliyorsanız dışarı fazla çıkarmayın. Tel örgü yaparsanız anca öyle çıkarın. Onun dışında dikkat edin. Hastalık zamanı olduğu için telef olmasın hayvanlarınız. Kimi bahçede besliyor, 7-24 açı. Hayvanlar diyor ölüyor. 10 tane cücüğüm varsa 5 tane tek kaldı. Nedendir diye. Arkadaşlar bakın, ben de çok şükür hayvanlarda fire vermiyorum. Ama bugün dünleyin tek bir tane fire verdim. Verme sebebim de, durun bir saniye arkadaşlar, bir sıkıştı. Şunun gibi yanıktı. Mesela böyle göstereyim. Kaçıyor. Böyle yanıktı arkadaşlar. Onun öleceğini biliyordum. Yani doğuştan bir sıkıntı vardı o hayvanda. Ben de şansa dedim artık. Yaşaması da ölmesi de. Dedim Allah'a kalmış. Ben dedim sadece Rabbimin yarattığı dilsiz kulları bir güzel yetiştireyim. Bir güzel sağlıklı bir şekilde büyüteyim. Gerisi de Rabbim hayvan ömrünü uzatırsa yaşattıracağım güzel bir şekilde. Zaten şu anda akşam yemeğini yiyorum, yani çerez niyetine. Geceleyin acıkmasınlar diye, mideleri tok uyusunlar. Ben dışarı çıkarmıyorum. Çok şükür civciv yemi falan nadir kullanıyorum. Ev yemekleri falan olmadığı zaman yedekte duruyor. Sizlerde de şey olursa, ev yemeklerini alıştırırsanız daha iyi. Zaten hayvanlar şimdiden yumurtlamaz. Herhangi bir geninle de oynanılmıyor. Bu tür yemekleri verirken de. Vücutları daha dirençli oluyor, daha sağlam oluyor. Allah izin verirse bunların da bir sonunu göreceğiz. Artık Rabbime kalmış bir şey. Yani konuyu daha fazla uzatmadan arkadaşlar, bu konu üzerine sizler dikkat edin. Dışarı çıkarayım derken hayvanlara zarar vermeyin. Hayvanlara vitamin takviyesi yapın. Arada böyle yemek verdiğiniz zaman sarımsak karıştırın. Dilimleyin iyicene. Yani diyeceklerim bundan ibaret arkadaşlar. Atıl kurt. Gelmedi. Hepsi buraya geliyor. Elimde yemek var ya arkadaşlar. Herkese şimdiden hayırlı üretimler diliyorum. Kalın sağlıcakla. Sizlerden ricam, kanala abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayınız. Şimdi zaten bunlar beni rahat bırakmayacağı için direkt yem verdiğim tabağı temizleyeceğim. Temizlediğim gibi direkt içine dökeceğim. Ondan sonra içeri girdikleri gibi kapıyı kapatacağım arkadaşlar. Kış olduğu için bak arkadaşlar, bir de bunu söyleyeyim. Hayvanları da soğukta da tutmuyorum. Havalandırma var. Bakın kapatmışım. Arka taraftaki kapağı çıktı. Şimdi arkaya gideceğim, kapatacağım. Ondan sonra bakın yine birbirlerine, alt tarafta da havalandırma var bir de kenarda. Sıcak tutuyorum. Bunlarda da ön tarafta da perde var. Bakın arkadaşlar, bir de ayrıyeten de şu kapıyı da azıcık aralık bırakmışım. Birazcık hava falan girsin diye, toz çıkmaz. Yani toz olmasın diye. İçeriği sıcak tutmaya çalışıyorum. Sıcak tuttuğum için de geceden, hani akşam bile sabaha karşı bir ayaz esiyor ya. O ayaz zaten bu hayvanları hastalandırıyor. Ben de dengelemeye çalışıyorum. Yani ortam sıcaklığını belirli bir dengede tutmaya çalışıyorum ki herhangi bir hayvanlara hastalık falan girmesin. Bulaşmasın diye arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.